Geldiniz, hoş geldiniz diyorum. Bugün biliyorsunuz bizim belki de en önemli bayramımız 29 Ekim. Hepinizin bayramını kutluyorum efendim. Şimdi karaciğer kistatiği konusunda konuşmak üzere Profesör Doktor Gürkan Öztürk hocamızı davet ediyorum. Buyurun hocam. Ondan lazer yok mu? Bu arada tam güçlü değil hocam. Lazerin daha güçlü. Çok önemli değil. İyidir. Teşekkür ederim. Evet, günaydın. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Bu güzel günü bize yaşatanlara saygı ve selamlarla ve hürmetle. Karaciğer kistlerinde güncel tedavi neyi? Aslında algoritmamız neyi? Kısaca bundan bahsedeceğiz. Kistatik için en iyi bir tedavi yöntemi yok. Yani her bir hasta için ayrı bir tedavi yöntemi ya da ortaklaşa karar verilerek bir tedavi endikasyonu geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü hastalık aslında düşündüğünüzden çok basit bir kistten ta karaciğer nakline kadar çok ciddi bir spektrumda bir tedavi yapmanız gerekebilir. Dolayısıyla iyi planlama, doğru düzgün planlama ve iyi bir yaklaşımla tedavi yapılması gerekiyor. Öncelikle karşınıza çıkan kisti bir komplike ve non komplike olmak üzere iki kısımda ayırmak lazım. Çünkü tedavi yaklaşımı non komplike kistlerde kısmen daha rahat ama komplike kistlerde özellikle enfekte olmuş, abselleşmiş, kistobiliyer fistül gelişmiş hastalarda yaklaşımın daha farklı olması lazım. 2010 yılında bir algoritma yayınlandı Avrupa'da ve bu algoritma aslında belki bize de ışık tutabilecek bir algoritma. Kistleri biliyorsunuz, Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflamasına göre kistik lezyondan başlayarak işte evresine göre tip 5'e kadar sınıflandırıyoruz. Buradaki temel tedavi mentalitemiz aslında kistin canlı olup olmadığıyla ilişkili. Yani kistin evresine göre canlılığını belirleyip bir tedavi yapmanız oldukça önemli. Yukarıdan aşağıya doğru gidersek, tip 1 kistlerde aslında tedavi basit ve temelde radyolojik girişimlere dayalı işlemler yapabilirsiniz. Tek başına medikal tedavi verebiliyor muyuz bu hastalarda? Tek başına medikal tedavi vermek, hasta tedaviyi reddediyorsa, hiçbir tedavi alamayacaksa tek başına medikal tedavi kullanabilirsiniz. 5 santimin altında tip 1 kistlerde medikal tedavi önerilmiş. Ama hem uzun süre albendazol tedavisi gerekiyor hem de 1 veya 2 yıl içerisinde %60'lara yaklaşan nüks oranları var. Dolayısıyla tek başına kistin bu şekilde medikal tedaviyle tedavi edilmesi çok da feasible, çok da uygulanabilir değil. Bizim özellikle belki de biraz rahat davrandığımız tip 3A kistler ve bizi daha çok ilgilendiren tip 3B kistler. Şimdi bir defa girişimsel radyolojinin elinizde çok iyi olması lazım. Yukarıdan aşağıya tip 1'den tip 3B'ye kadar tamamına iyi bir girişimsel radyoloğunuz varsa müdahale edebilir. Dolayısıyla aslında belki de hastaların çok ciddi bir kısmını ameliyattan alabilirsiniz. Biraz sonra söyleyeceğim. Bizim ulusal yaptığımız bir çalışmada da aynı şekilde önerimiz var. Cerrahlar nerede devreye girmeli? Cerrahlar radyolojinin, girişimsel radyolojinin bir şekilde etkin olamadığı yerde devreye girmeli. Yani tip 2 kistlerde, tip 3B kistlerde, içeriğin boşaltılmasının zor olacağı kistlerde cerrahlar aktif olarak bulunmalı. Hangi kistler için? Komplike olmayan kistler için. Komplike kistler, rüptür olmuş kistler, peritoneal rüptür olmuş kistler doğrudan zaten cerrahları ilgilendiriyor. 4 ve 5'e ne yapalım? 4 ve 5'tekileri bekleyelim ve görelim. Çünkü bunların 3B'ye dönüşümü söz konusu mu? 5'lerin değil. 4'lerin bir kısmının söz konusu olabilir. Az bir kısmının. İyi bir takip lazım. Ama kistiniz tip 4 ise veya 5 ise bu hastayı eve gönderip arada bir kontrole gelmesini isteyebilirsiniz. Türkiye kistatik yönünden çok belki de şanssız, belki de şanslı.
Çok sayıda çalışma var. Literatüre girseniz bugün 1000'in üzerinde Türkiye'den yapılmış çalışma var. Bu çalışmalardan birisi bu. Burada da yine tip 2 ve tip 3 B kistlere ağırlıklı olarak cerrahi önerilmiş. Tabi girişimsel radyolojinin dediğim gibi gücüne bağlı bazı girişimsel radyologlar bunları da bize bırakın, biz de bunlarla tedavide uğraşalım diye düşünüyorlar. Dolayısıyla kabaca söylediğimizde cerrahi tedavinin ilk endikasyonun olduğu neresi? Enfekte, yani periküten tedavi yapma imkanı olmayan enfekte kistlerde, safra yolu iştiraki varsa safra yolu iştirakini kontrol edemeyeceğiniz durumlarda öncelikle cerrahi tercih etmeniz gerekiyor. 2 ve 3'ü 3B'yi zaten söyledik. Rüptür varsa, peritonal serbest rüptür varsa, pleuraya serbest rüptür varsa bu zaten doğrudan cerrahların devreye girmesi gereken bir durum. Tedavi seçenekleri, cerrahi tedavi seçenekleri radikal ve konservatif. Şimdi özellikle ileri hepatobiliyer cerrahi yapan merkezlerde kistatiye artık çok rastlanmıyor. Çünkü birçok perifer hastanede kistatik ameliyat ediliyor ve bu merkezlere ulaşmıyor. Bu merkezlerde ileri cerrahi yapılan, hepatobiliyer cerrahi yapılan merkezlerdeki arkadaşlarımızın yaklaşımı da kistatik nasıl olsa çıkartırız ve buna radikal cerrahi yaparız düşüncesinde. Ama sahaya vereceğimiz cevabın, yani ihtisasını yeni almış perifer hastanede kistle muhatap olacak arkadaşlarımıza vereceğimiz mesajın doğru olması lazım. Konservatif cerrahi tedavinin de etkinliğin olduğunu açıkça söylememiz lazım. Şimdi radikal cerrahi ile konservatif cerrahi hep birbiriyle bu yönleriyle karşılaştırılır. Radikal cerrahi yaptığınızda safra yollarını rahat rahat kontrol edebilirsiniz. Kavite probleminiz olmaz ve nüks oranı düşüktür. Doğru. Ama kist böyle burada gördüğünüz, solda gördüğünüz gibi sol lateral seksiyon ektomi ile basitçe çıkabilecek bir kistse evet. Sağ lobu ve sol lobu dolduran kocaman kistleriniz varsa radikal cerrahi yapmadan önce bir düşünmek lazım. Hangi merkezde olursanız olun. Dezavantajı ne? Mortalite, morbidite. İyi bir hepatektomi yapabiliyorsanız mortaliteniz düşüktür. Dolayısıyla birazdan önerilerde söyleyeceğiz. Cerrahi tedaviyi radikal yapmayı düşünüyorsanız HPB cerrahisini iyi yapan bir merkezde bunun yapılması önemli. Bu bir benign hastalık. Bu hastalığı kolorektal kanserin karaciğer metastazı ya da hepatoseller kanser gibi yönetmeye çalışmak doğru değil. Çünkü sonuç itibariyle düşük bir mortalite ile iş yapmanız gerekiyor. Yani yüksek bir mortaliteye ulaşırsanız, komplikasyon yaşarsanız karşınıza çıkacak şey şudur. Hidatik kistten dolayı hasta kaybettiniz. O yüzden doğru adımlarla doğru danışarak iş yapmakta fayda var. Hep karşılaştırmalar bu yönde. Yani safra füstülleri, tabii ki safra füstülü daha düşük olacak. Radikal cerrahi yaptığınız zaman normal bir hepatektominin safra füstülü oranını göreceksiniz. Kistatiklerdeki safra füstülü oranını burada görmeyeceksiniz. Morbiditeyi söyledik. Hastanede kalış süresi daha mı kısa olacak? Evet, radikal cerrahi yaptığınızda hastanede kalış süresi daha kısa olacak. Çünkü komplikasyonlar konservatif cerrahide daha yüksek. Yani özellikle büyük kistlerde, safra füstülü olanlarda, kavite yönetimi sıkıntılı olanlarda, kavite enfeksiyonu olanlarda hastanede kalış ister istemez daha da fazla ve ister istemez lokal nüks de bu grupta daha düşük. Konservatif cerrahi iki aşamalı. Bir kavite sterilizasyonu, içeriği boşalttık. İkincisi bu boşluğu ne yapacağız? Doğa boşluk kabul etmiyor. Yani doğal olarak orayı bir şeyle doldurmanız gerekiyor. Eski yöntemler var. İşte marsupialize edebilirsiniz, tüp koyabilirsiniz. Etrafındaki dokuyu kendi üzerine kapatabilirsiniz. Veya omentum koyabilirsiniz. Bunların arasında böyle çok dört dörtlük şunu yapmalısınız denilen bir yöntem yok. Kavite yönetimini, daha doğrusu konservatif cerrahinin avantajı ne? Ya bazen çok basit bir kisti, çok kolaylıkla, çok ciddi bir kisti kolaylıkla boşaltıp çıkabilirsiniz. Bütün karaciğerlerin iyi olduğunu düşünmeyin. Bazı hastalarda çok ciddi şekilde portal hipertansiyon gelişebiliyor, karaciğer parenkimi bozuk olabiliyor. Bu hastaların karaciğer rezervinin de iyi olması lazım. Dolayısıyla bu tür hastalarda basit bir kistotomi ve kist drenajı aslında çok ciddi hayat kurtarıcı olabiliyor bazen. Dolayısıyla bu yönüyle avantajını dikkate almak lazım. Tabii ki mortalite ister istemez daha düşük olacaktır ama şunu unutmamak lazım. Kistin
karaciğerdeki yaygınlığı oluşturduğu komplikasyon, mortalite asıl olarak bunlara bağlıdır. Yani çok basit olarak karaciğer salobu doldurmuş bir kisti. Buna hepatektomi yapmayalım. Yapmadığımız zaman mortalitemiz düşük olacak diye düşünmeyin. Çünkü kistin kendinin karaciğerdeki oluşturduğu etki de bir mortalite nedenidir. Her yerde yapılabilir mi? Her yerde yapılmasa bile en azından genel cerrahinin temel eğitimi içerisinde kist cerrahisinin, konservatif kist cerrahisinin bir yeri var. Yani radikal cerrahi yapacaksanız üstüne hepatobiliyer cerrahi eğitim almış olmanız lazım. Dolayısıyla aslında teknik olarak bir cerrah konservatif yöntemlerin hepsini uygulayabilir. Ve bu bir benign hastalık. Konservatif cerrahiyle birçok başınıza artacak legal sıkıntıdan da kurtulabilirsiniz. Dezavantajı ne? Safra yolu problemi. En önemli sıkıntımız. Bizim hastanemizde yaptığımız vakaların neredeyse üçte birinde ki bize çok sıkıntılı vakalar geliyor. Safra yolu problemi var. Bir şekilde bu safra yolu problemiyle uğraşmak zorundasınız. Kavite enfeksiyon oranı daha düşük. Ama kavite enfeksiyonu özellikle perkütan girişimlerde ve perkütan girişimin etkin olmadığı durumlarda kavite enfeksiyonu maalesef görüyoruz. Ve kenarda köşede unutulan kistler, mesela kaudat lobda bir kistiniz var. Çok da iyi göremiyorsunuz. Bu durumda ister istemez bir takım küçük kistleri unutma ihtimaliniz var. Hastalara ameliyattan sonra birinci ayda ultrason yaptırdığınızda ultrasonda kavitede bir sıvı görebilirsiniz. Bu doğal bir şey. Ama bazı hastalarda bir yıl sonra bir kist ortaya çıkıyorsa bu kavitede unutulmuş kist demektir. Şimdi konservatif yöntemleri birbiriyle karşılaştırdığınız zaman kapitonemi edelim, tüp mü koyalım, omentum mu koyalım? Aslında birbirinin diğerine çok fazla bir üstünlüğü yok. Omentoplasti birazcık daha tercih edilebilir bir yöntem. Omentoplasti ile ilgili bir takım çalışmalar var. Genelde retrospektif çalışmalar, özür dilerim. Omentoplasti yapılan hastalarda safra püstülü, hastanede kalış, cerrahi alan enfeksiyonu, nüks ve genel morbidite daha düşük olarak bildirilmiş. Bizim yayınlanmadı ama ümit ediyorum yakın zamanda yayınlanacak. Randomize kontrollü yaptığımız bir çalışma var. Omentoplasti ile tüp drenajını karşılaştırdık. Omentoplasti istatistiksel olarak anlamlı çıkmasa bile, belki vaka serisi artırılırsa çıkabilir. İstatistiksel anlamlı çıkmasa bile omentoplasti yapılan vakalarda bu denilen şeyleri biz de gözlemiş olduk. Şimdi Türkiye dedi ki kistatik açısından şanssız bir ülke çünkü kırsal alanda çok fazla miktarda kistatik var. Artı göç alıyoruz bir şekilde bu göçmenlerin de bize son zamanlarda olayın alevlenmesine sebep olacak şekilde getirdiği özellikle büyük şehirlerde kistatik sorunu. Tercihlerimiz neler olmalı ve Türkiye'de neler yapmalıyız? Biz bunu yapabilmemiz için tabii bir kayıt sistemi oluşturmamız gerekiyor. Bir ortak çalışma yapmamız gerekiyor. Bir randomize kontrollü çalışmalar ulusal çapta olması gerekiyor. Genelde retrospektif seriler. Sıkıntı nerede? Sıkıntı şöyle. Bu işin bilimini yapacak merkezler kistatik cerrahisine çoluk çocuk cerrahisi olarak bakıyorlar. Büyük merkezler kistatik cerrahisini dikkate almadan yapıyorlar. Ve genellikle bu merkezlerde maalesef bizim de öyle, bu merkezlerde kistatik cerrahisini belki de en kıdemsiz arkadaşlar yapıyor. Ama esas araştırmaların çıkması gereken merkezler de buralar. Dolayısıyla bu konuda ulusal bir ortak bir görüş ve çalışma geliştirilmesi lazım. Ortak görüş demişken, ortak görüş için biz 2018 yılında dernek olarak, Türkiye PB Cerrahi Derneği olarak bir faaliyette bulunduk. Ve bu alanda çalışan hocalardan bir yazarlar grubu, bir de panel oluşturduk ve bu panel içerisinde panele de modifiye Delphi yöntemiyle bir konsensus çıkarmaya çalıştık. En son Eylül ayında 2018 yılında burada gördüğünüz kıymetli hocalarımızla birlikte üçüncü aşama değerlendirmesini yaptık. Ve buradan bir takım görüşler çıktı. Bu işle uğraşan insanların ortak görüşleri. Birinci görüş şu. Kistatik tedavisi için bir konsey yapmanız lazım. Bu konseyi en azından konsültasyon yapmanız lazım. Kiminle? Girişimsel radyologla. Bizim kliniğimizde de girişimsel radyolojiden geçemeyen herhangi bir hastanın geçmeyen kliniğe gelme ihtimali yok. Bizim müdahale etme ihtimalimiz yok. Etmiyoruz. Sebep öncelikle böyle bir hastada
bu acil durumlardan bahsetmiyorum tabii ki. Girişimsel radyoloğun görüşünün alınması ve daha az olan invaziv yöntemin tercih edilmesi gerekiyor. İki, biraz önce söyledim, aynı endikasyonlara panel de onay verdi. Yani elektif cerrahi yapacaksanız tip 2 ve 3B kistler, birazcık daha safra fistülü ihtimali yüksek kistleri tercih etmelisiniz. Konservatif ve radikal cerrahi güvenli olarak yapılabilir. Ancak bakın altta ikinci cümle çok önemli. Konservatif cerrahi yöntemler cerrahi tedavi endikasyonu olan tüm olgularda yeterlidir. Kimsenin karaciğerini çıkartmanız gerekmiyor. Dolayısıyla buradan yanlış mesaj vermek istemiyoruz. Konservatif yöntemler arasında özür dilerim. Hangisi? Omentoplasti birazcık daha öne çıkıyor ister istemez. Tabii bunun için içerisine koyacak bir omentum bulabilmeniz lazım. Birden fazla yerde birden fazla kist varsa da tabii bir tane omentum bulup bunun içerisine koyamıyorsunuz. Radikal cerrahi yapacaksanız hepatobiliyer cerrahi eğitimi almış ve bunu yapan bir merkezde çalışıyor olmanız lazım. Çünkü çok basit bir kist tedavisi ciddi komplikasyonlara neden olan ölümcül sonuçlanabilen sonuçlara vakalara dönüşebilir. Minimal invaziv yapılabilir mi? Birazdan Muharrem Hocam anlatacak. Minimal invaziv tabii ki yapılabilir. Minimal invaziv için de aynı şey geçerli. Sizin laparoskopik karaciğer cerrahisiyle uğraşıyor olmanız lazım. Yani laparoskopi yapıyor olmanız karaciğerdeki kiste müdahale etmeniz için yeterli değil. Çünkü bu bir hepatobiliyer cerrahi vakasıdır bu noktadan sonra. Sonuç itibariyle kistatik bir halk sağlığı sorunu. Aslında bizim belki de buralarda hiç bunu tartışmamamız lazım. Buradaki sıkıntıların en başında bu geliyor. Buraya kadar bu işin gelmemesi lazım. Hadi geldi diyelim, cerraha kadar da gelmemesi lazım. Cerraha da geldi diyelim, mümkün mertebe konservatif yöntemlerle çözülebilmesi lazım. Tamam, hepatektomi mi yapacaksınız? Hepatektomi yapacaksanız en azından bunun deneyimi olan bir merkezde ve bunun deneyimi olan cerrahlar tarafından yapılması uygundur diye düşünüyoruz. Herkese tekrar mutlu bir bayram diliyorum. Teşekkür ederim. Soru var mı efendim? Katkı veya? Buyurun doktor. Hocam çok teşekkürler bu güzel sunumunuz için. Ben bir konuda fikrinizi öğrenmek istiyordum. Tip 4 kistatik olup ekinokok İHA pozitifliği olup semptomatik bir hastada gözlem veya cerrahi? Şöyle, semptomdan kastınız önemli. Ağrı semptomu. Büyük yani, bir kiste olduğu için yani. Belki hani evet öyle sorunlarla biz de karşılaşıyoruz. Hastanın kocaman bir kisti var, etrafı kalsifi olmuş. Aslında kocaman kistlerin tip 4'e dönüşme ihtimali birazcık daha zor. Yani hani onun tip 3B olarak belki değerlendirilmesi daha doğru olur. Yani karaciğerin bir lobunu doldurmuş, tip 4 etrafı kalsifi olmuş bir kisti. Hadi sen şu an albendazolü al da evine git demek hastayı çok tatmin edici olmayabilir. Şunu söyleyeyim, albendazolün özellikle kist duvarı kalp kalsifi olmuş lezyonlarda kist kavitesi içerisinde nüfuzu daha yüksek. Dolayısıyla bu tip 4'lerde bu kadar rahat konuşabiliyor olmamızın sebebi de belki de bu. Ama sonuç itibariyle hasta semptomatikse dediğiniz gibi ve kistin ona vereceğiniz albendazol tedavisi hem sizi hem de hastayı tatmin etmeyecekse evet ameliyat düşünülebilir ama sıkıntılı bir ameliyat. Bir defa perkütan girişimler bunları da çok zor çünkü kalsifiye duvardan iğne geçmiyor. Cerrahi yaparken de aynı sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz çünkü o kaviteyi oblitere edemeyeceksiniz duvarı kalsifiye olduğu için. Bundan dolayı da aslında birazcık uzak durmaya çalışıyoruz ama tabii endikasyon bazlı olarak neden olmasın diye. Teşekkür ederim. Buyurun. Erdem Kınacı, Çamsak Hoşehir Hastanesi. Teşekkür ederim güzel sunumcu hocam. Şimdi albendazol tedavisinin pulmoner hidatik kistlerde perforasyonla ilgili literatürde olgusuzluklar çok miktarda var. Karaciğerdeki lezyonlarda albendazola bağlı perforasyonla ilgili bir bilgi alabilir miyiz sizden? Böyle bir tecrübeniz var mı? Ya da literatür hakkında bir şey söyleyebilir misiniz? Şöyle perfore vakaları görüyoruz. Bizim hani İki türlü hastamız var. Birincisi elektif hastalar, listede sırada bekleyen. Arkadaşlar safra kesesi vakası bulamadıkları zaman kistatik çağırıyorlar ameliyat etmek için.
Bir de acile gelen vakalar var. Ama bu vakalar genellikle dokunulmamış vakalar. Yani hiç albendazolle bir kısmı karşılaşmamış bile. Dolayısıyla hani doğrudan albendazole bağlı bir komplikasyon ben bizim serimizde hatırlamıyorum. Albendazolün, tabii albendazolü sevmiyoruz aslında. Bizim alveolar ekinokoklarda da başımızın sıkıntısı albendazol. Çok ciddi yan etkileri olan bir ilaç. Bu kadar rahat kullanılmasını da çok da yani ben şahsen benimsemiyorum. Neden? Çünkü en iyi ihtimal hastaların saç dökülmesi problemi oluyor. Hani karaciğer problemleri, kemikli toksitesi, ondan sonra paralitik ileus mesela. En son yaşadığımız bir vaka paralitik ileus. Günlerce düzeltemediğimiz paralitik ileus vakası var. Dolayısıyla bunların hepsi albendazolun yan etkisi. Albendazolü çok da yani mümkün olduğunca endikasyon kadar kullanmaya çalışıyoruz. Bu anlamda belki de cerrahi bizim işimizi rahatlatıyor ama ben albendazole bağlı bir perforasyon, yani albendazole bağlı olduğunu düşündüğümüz perforasyon vakasını hatırlamıyorum. Salondan soru yoksa ben birkaç soru sormak istiyorum. Buyurun hocam. Şimdi bazen öyle yerleşimleri oluyor ki bir de küçük bir katkıda da bulunmak istiyorum aslında. Bu kalsifiye kistatikler öyle yerlerde oluyor ki santralde oluyor ve safra yollarıyla iştiraki oluyor. Kolonjit geçiriyor hasta. Bir de hocamın dediği gibi kalsifiye olanlara ameliyat ettiğinizde bir çelik tas gibi o. Yani orada kavite enfeksiyonu olma riski son derece yüksek. Yani o kaviteyi artık o tası ortadan kaldırmanız gerekiyor. Bu santralde olunca çok daha zor oluyor. Safra yollarıyla iştirakleri var. Hem ameliyatı zor oluyor hem de riskli oluyor. Onun için ben santral bölgede yerleşenlere aslında bu hale gelmeden ameliyat edilse daha iyi olabilir mi diye size bir soruyorum. Yani o aşamada yakalarsak tabii hocam. Yani santralde, şimdi Kemal hocam burada, santraldeki lezyonlarda biz bazı vakalarda doğrudan ERCP yaptırıyoruz safra yolu problemi için. Hı hı. Yani ERCP'ye girmedik çünkü bu bayağı ciddi bir, uzun bir konu. Santral lezyonlardaki safra fistülü oranı daha yüksek, bunu yüksek. Biliyoruz. Evet. Santral lezyonlarda kavite enfeksiyonu ihtimali de daha yüksek. Ve kendiliğinden karşımıza abse olarak çıkma ihtimali de daha yüksek. Dolayısıyla bunları dikkate aldığınızda evet santralde basit bir kist görsem bunu ya girişimsel radyolojinin ya da bizim cerrahiyle çözmemiz bizi daha mutlu ediyor. Bir an önce bitirelim hastanın işini diye. Ama o aşamada gelmeyince ne yapacaksınız? Yani başka hani elinizde başka silah kalmadığında ne yapacaksınız? İşte cerrahi yapmak zorundasınız. 6 ay, 8 ay safra fistülüyle takip ettiğimiz vakalar var bu şekilde. Başka bir şey daha söyleyeyim. Tam bifürkasyon düzeyinde olup uzun süre safra yolu problemi yaşadığımız ve hepatik kojejinostomi yapmak zorunda kaldığımız vaka bile var. Dolayısıyla hani dedim ya başta çok basit bir kist olarak görünüyor olay. Ama sizi ve hastanın konforunu ileri derecede bozacak ve hastayı belki de mortal seyredecek bir duruma bile gelebilir. İyi yönetilmezse bu yüzden hani özellikle perifere vermemiz gereken mesaj şu, lütfen iyi karar verin, gerekiyorsa konsültasyon yapın ya kıdemli birileriyle ya da en azından girişimsel radyoloji olan bir yerlere hastayı göndermeye çalışın. Bence bu çok önemli. Hocama, buyurun, buyurun Kemal Hocam. Önce bahsedince ben de açıklamada bulunayım diye düşündüm. Bu çalışma aslında yüksek ihtisasındı. Yani biyolog hocalar yok sanırım. Yüksek ihtisas da geçmiş bir çalışmaya ait, santral yerleşimli ise 10 santimden büyük kist ise intrahepatik safra yollarında minimal dilatasyon görünümü varsa ameliyat öncesi preoperatif ERCP yapıp nazobiliyer kateter taktırıp safra yoluna öyle ameliyat ediyorlardı. Hem fistülün azaldığını hem de intraoperatif belki oradan yıkamayla fistül iştirak olabilecek yeri süre ettiklerini iddia ediyorlardı ama o dönemde ben buna şiddetle itiraz etmiştim hep. Peki. Demiştim ki yani 10 santimden büyük olsa da santral yerleşimli de olsa ameliyat olan hastaların çoğunluğu safra kaçağı olmuyor. Safra kaçağı olanların çoğunluğu fistüle dönmüyor, spontan kapanıyor. O zaman klinik olarak bekleyip biz bu hastada eğer sonradan safra fistülüne dönerse tekrar endoskopik işlemi yapabiliriz. Gene başlangıç işlemimiz nazobiliyer olmaz. Konforsuz endoskopik stentle başlarız demiştik. Hala da uygulamam böyle. Öyle teşekkür ediyorum. Peki. Ben bu konuda şöyle bir önerim var. Yani benim biraz öyle deneyimim de var ama
O yayınlanmış değil fakat gözlemim o şekilde. Çünkü şimdi İstanbul'dasınız. Kemal Hoca sizinle arkadaş. Rahatlıkla ERCP yaptırabiliyorsunuz. Ankara'dasınız, Erkan Bey var. Sizde de endoskopistler var muhtemelen, iyi endoskopistler. Bunlar büyük merkezlerde halledilebiliyor ama küçük yerlerde, endoskopistlerin de iyi olmadığı yerlerde sanki sistikostomi bizi ERCP'den korur mu, kurtarır mı diye düşünmüştüm ve ben öyle bir uygulamada bulunmuştum. Ve böyle safra santraldekiler, safra yollarıyla iştiraki daha yüksek. Hatta o tas gibi olanlarda çıkarıyorsunuz, safra yolunu görüyorsunuz zaten, Grison kapsülünü görüyorsunuz. Safra yolunda delik var, oradan geliyor safra. Onların içine ben o kalibrasyona, uygun kalibrasyonda bir tane stent yerleştirmeyi uygun görüp, stenti oradan koyuyorum. Yani bir T-tüpün küçük versiyonu gibi. Kenarından kaçabilir ama kenarını böyle çok oynamadan, çünkü dikiş koymak hem zor oluyor onlara hem de gerek de yok. Bir de sistikostomi yapıp, sistikostomiden de o ampulla fateri'deki işte sfinkterin gücünü ortadan kaldırıp aynı ERCP'yi bir bakıma, yani sfinkterotomiyi bir bakıma bir başka versiyonu gibi kullandığımız oluyor ve iyi de iş görüyoruz diye düşünüyorum. Bir de bu basıyla ilgili sorunu var, bu kistatin. Öyle zannedildiğinden çok, yani fark edilmeden çok etkileri var. Onun için hiç küçümsenecek, kıdemsiz arkadaşların vakalarıdır denilecek bir şey değil. O büyük kistler bazen hepatik venlere bile bası yapıyor. Hepatik venlere bası yaptığı için portaya bası yapıyor, hepatik vene basıyor. Ve dolayısıyla bir bakıyorsunuz karaciğerin o bölümü küçülmüş. Evet. Böyle sorunlar çıkıyor. Bir de bir gözlemim daha oldu, onu da paylaşayım ama yani onu çok altını dolduramam. Bu hepatik venlere basanlar sonrasında bir hastamda pulmoner emboli oldu. Yani hepatik vendeki akımı azalttığı için olabilir mi acaba diye düşündüm ama bir kanıtını göremedim, bulamadım. Başka deneyim olan varsa söylesin tabii ki. İdatik kistlerin portal ven ve hepatik ven trombüsleri bilmiyorum hocam. Var. Yani portal ven içerisinde hidatik kist, hatta geçen yaklaşık bir yıl önce bir hepatobiliyer bizim konseylerimizde, HPB Derneği'nin düzenlediği konseylerde böyle bir vaka tartışılmıştı. Yani kiste bağlı emboliler var. Benim hastamda da pulmoner emboli oldu zaten. Peki, kisti çıkardıktan şey sonra. Ben de böyle bir düşünceye sahip olmuştum. Öğrendiğimi sevindim. Çok teşekkürler. Yani öyle hafife alınacak bir iş değil gerçekten. Ve kolonjit çok tehlikeli bir şey. Santral bölgede veya daha distalde olsun fark etmez. Kolonjite neden olabilecek safra fistülleri oluyor biliyorsunuz veya basılar oluyor. Kolonjit de çok tehlikeli. Onun için kistatik zannedildiğinden tehlikeli bir ameliyat. Bir de omentoplastiden bahsettiniz. Omentoplasti için biliyorsunuz o sol ve sağ gastroepiploik arterler var. Sağdakini koruyup soldakinden serbestleyip kocaman bir omentum birçok hastada elde edilebilir. Onda omentoplastiği genelde insanlar böyle kolonu tutup oraya yapıştırır gibi yapıyorlar sanki. Öyle bir izlenimim var. Öyle değil de omentumu güzelce serbestleyip yapmak daha uygun. Omentoplastiği usulüne uygun yapmazsanız bir daha nüks olursa sizden sonra ameliyatı yapan arkadaş ameliyatta ağlar. Doğru düzgün bir omentoplasti yapmak lazım. Dediğiniz gibi pedikülize edip yapmak lazım. Yani evet. Omentumu kolonla birlikte oraya yerleştirirseniz hastanın hayat konforu da ciddi şekilde etkilenecektir evet. Bundan. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum Gürkan hocamıza. Ben teşekkür ediyorum.